Bugün bir haber vardı. Sözcü gazetesi yazarı Taylan Büyükşahin'in bir röportajı aslında. O da şu. Elektriğe %20 zam geliyor. Zam mı geliyor? Bu önemli bir soru. Çünkü zaten hepimizin elektrik faturası oldukça kabarık. Daha yeni yılla birlikte en düşüğü %52 kademeli tarife, en yükseği de %125'e varan oranda bir zam görmüştük zaten. Şimdi bu zam neyin nesi efendim? Bunu konuşacağız. Konuğumuzsa enerji uzmanı Çağda Kırım. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Çağda Bey, şimdi bu %20 zam kapıda denilmiş, pek çok sitede bunu haber olarak kullanmış. Nedir efendim bunun altında yatan ayrıntı, sizden dinleyelim. Şimdi bahsettiğiniz gibi yılbaşında %52 ile %125 oranında bir zam yapıldı. Bu zammın yapıldığı dönemde elektriğin piyasa maliyeti, yani elektrik tedarik maliyeti 1.12 lira civarındaydı. Şu an ise elektrik piyasasındaki elektrik maliyetlerine baktığında %50'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Yani 1.75, ki bu tavan fiyattır. Tavan fiyat Mart ayı için 1.75 lira seviyesinde. Bu Nisan ayında tavan fiyatın, yani tavanın yükselmesiyle birlikte daha da artması bekleniyor. Hatta neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla Ocak ayıyla günümüzde bugünün fiyatları açısından elektrik maliyetlerinin %50 arttığını görüyoruz. Bu da eğer her abone grubuna eşit yansıtılırsa, bizim hesaplarımıza göre her abone grubuna Nisan ayında bir %20'lik elektrik zammı söz konusu olabilir. Konuta da, öyle değil mi? Evet, tüm abone grupları dahil. Çünkü şöyle, aslında konutlar diğer abone gruplarından çok daha ucuza elektrik tüketiyor. Bu çok istenen bir şey değil. Çünkü bir bakıma ticarethaneler ve sanayi abone grupları evleri fonlamış oluyor. Dolayısıyla evet, tüm ürünlerin fiyatı artıyor. Yani herkesin girdi maliyeti artıyor. Aslında tüketici evinde 10 lira daha ucuz elektrik faturası ödediğini düşünürken dolaylı olarak sanayici ürettiği ürüne yansıtıyor diyorsunuz. Topyekün hayatımız pahalılaşıyor. Evet, yani aslında hayat pahalılığına neden oluyor. Şimdi bu maliyet bazlı değil de evlerin fonlanmasına devam edilirse, bizim hesaplarımıza göre Nisan ayında bir %20'lik elektrik zammı gerekli. Ha, bu olur mu? Bu aslında maliyetlere yansıdı ve bu bir şekilde karşımıza çıkacak. Bu Nisan ayında olmazsa birikmiş bir şekilde Temmuz ayında karşımıza çıkacak. Aksi bir şekilde kurun düşüp ya da sürpriz bir şekilde elektrik maliyetlerinin düşünmemesi durumunda, ki hiç beklemiyoruz böyle bir şeyi. Eğer %20'lik bir zam olmazsa, yılbaşında gördüğümüz gibi yüklü miktardaki zam Temmuz ayında mutlaka gelecektir. Yani zamın ertelenmesi de çok istediğimiz bir şey değildir. Çünkü evet, her ay bir zam yapıldı gibi bir durum söz konusu oluyor ne yazık ki. Ama buna odaklanmak yerine elektrik maliyetlerini nasıl düşürürüz, ona odaklanmamız gerekir. Zammın ertelenmesi istediğimiz bir şey değil dediniz. Orada takıldım. Orada takıldım. Evet, şöyle. En nihayetinde hepimiz kendi faturamıza bakarız. Vatandaşın çıkarını ve düşündüğümüz için en nihayetinde neden böyle dediniz? Bir açabilir yani misiniz hocam? Yani vatandaşın çıkarında değil. Çünkü bugün %20 yapılmayan zam yarın %50 olarak yapılacak. Evet, evet, bugün az öderiz ama yarın onu kat kat öderiz. Onu evet, 12 aylık baktığımızda vatandaş olarak bizden daha çok para gittiğini görüyoruz. Evet, Nisan ayında bizden para çıkmaz. O ertelenir. Ama onun daha fazlasını Temmuz ayında çıktığını görürüz, ki mutlaka görürüz. Elektrik piyasasında ne yazık ki fiyatlar artmış durumda. Burada tabii büyük ölçüde kurun etkisi var. Ama bir diğer taraftan kurdan arındırılmış, yani dolar bazlı elektrik maliyetlerinin de arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bir zam kaçınılmaz gibi kaçınılmaz duruyor. Kaçınılmaz, peki. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum Çağda Bey, yayınımıza katıldığınız için. Nisan'da olmazsa Temmuz'da bu zam gelecek diyorsunuz. Çok olağanüstü bir durum olmadığı, dolar düşmediği, enerji maliyetleri aşağı çekilmediği sürece
bu zam kesin gelecek diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.